milletin beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın demişti Mustafa Kemal Atatürk. Ölüm üzerine yaptığı bir konuşmada. Nasıl unutulurdu ki bir ulusun mahpus kaderinde işte bu önder? Sayın müdürlerim, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün istiklalimizin yegane temsilcisi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümünü anma programı dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Principals, teachers, and friends. Today, we have come together for the commemoration of the 84th death anniversary of the great leader Mustafa Kemal Atatürk, the unique representative of our independence and the founder of our republic. You are all welcome. Programın akışını arz ediyorum. Bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunması. Okulumuz lise öğrencisi Alperen Naktiyok tarafından günün anlam ve önem belirten konuşmanın yapılması. Geçmişten geleceğe Atatürk isimli oratoryonun canlandırılması. Okulumuz 3. sınıf öğrencilerinin işaret dili koro performansı ve 10 Kasım sabahları isimli şarkı performansları. Atatürk ile ilgili video gösterimi, okulumuz 5. ve 8. sınıf öğrencilerine 10 Kasım ve Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim isimli koro performansı, okulumuz lise öğrencilerinin 10 Kasım performansları. Here is the flow of the program. A minute silence followed by our national anthem, speech by Alperen Naktiyok, a high school student, stating the meaning and importance of the day. Oratorio performance named Atatürk from the past to the future by the 6th grade students. Sign language choir performance and song performance named 10 November mornings by the 3rd grade students. Video show about Atatürk, choir performance of the 5th and 8th grade students named November 10 and I loved you before I seen you. November 10 performances of high school students. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cümer ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiyam. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğrunda hayatını kaybetmiş şehitlerimizin arasına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Now I invite you to a minute of silence in memory of the great leader Atatürk, his comrades in arms and our martyrs who lost their lives for the country, and then to sing our national anthem.
şarkı çaldı. Sirenler uzun uzun yalnız senin için çaldı. Tam 84 yıl olmuş senden ayrı kalalı, çok özledi seni Cumhuriyet'in evlatları. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere okulumuz lise öğrencisi Alperen Naktürk'ü kürsüye davet ediyorum. Alperen Naktürk to lecture to give his speech on the meaning and importance of the day. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yılı. 10 Kasım sıralan bölüm yıl dönümünden ve hatta önemli işlerin anma törenlerinden çok daha farklı. Mustafa Kemal Atatürk bir lider olarak hepimizin zihninde ve kalbinde çok güzel bir yere sahip. Ama onu biricik kılan şey şu ki, Atatürk sadece bazı fikirleri savunmuş bir lider değil. Atatürk bugün bile savunduğu her şeyin bu ülke içindeki temsilcisi. Aslında Atatürk bir fikrin ta kendisi. Biz de 10 Kasım'da her sene Atatürk'ü ve daha sonra onun temsil ettiklerini ve bize gösterdiği hedefi bir kere daha hep birlikte anıyoruz. Ancak ben bugün sadece bir insan olarak Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'ı değil, 10 Kasım'ın neler ifade ettiğinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de doğup büyümüş herkes Atatürk'le çok erken tanışır. Parklarda, okullarda, hastanelerde, harçlık olarak aldığımız paralarda, milli bayramlarda televizyonumuzun bir köşesinde, ne kadar küçük olursanız olun, mutlaka baktığınız bir yerde vardır. Masallar dinlenilen yaşta tanışılan Atatürk, yaptıkları da öğrenildikçe gözümüzde kolayca bir efsaneye dönüşür. Tıpkı bir çocuğun babası gibi Türklerin de atası yenilmez, yorulmaz, dinlenmez bir kahramandır bizim için. İşte biz her 10 Kasım'da Atatürk'ün bir insan olduğunu hatırlıyoruz. Kendi hayatı, savaşları, inişleri ve çıkışları olan kanlı canlı bir insan. Yürümeyi öğrenirken yere düşmüş bir bebek, cepheden cepheye koşmuş, kimi zaman kaybetmiş bir genç, şu anda üstüne bastığımız bu şehrin toprakları da dahil, bu ülkenin her karış toprağında özgürce var olmamızda çok büyük rol oynamış ama kendi doğduğu şehrin topraklarını bir daha hiç görememiş bir adam. En az bu salondaki herkes kadar gerçek ve canlı, hisseden, yorulan, sıkılan, neşelenen bir insan Atatürk. İnsan olmak, Atatürk'ün azametine gölge düşürmek bir yana dursun, onun olduğu ve yaptığı her şeyin daha da ışıldamasını sağlıyor. Bir yandan da bizim içimizdeki cevhere 100 yıl öteden ışık tutan bir durum bu. Sadece 57 yıllık yaşamına, dünya tarihinde eşine rastlanması zor cinsten başarılar sıralamış Atatürk'ün de aslında insan olması bizim de kendimize inanmamızı sağlamalı. Onun yaşamı en zor koşullarda en erişilemez gördüğümüz hukukların bile her zaman ulaşılabilir olduğunun göstergesi. En akla hayale sığmaz zaferlere bile aslında normal insanların çok çalışması ve kararlılıkla yürümesiyle ulaşıldığının bize en yakın örneği. Şu an aranızda Atatürk'ü normal saymakla kendimize ulaşılmaz bir eşik koyduğumuzu düşünenler olabilir. Atatürk'ün bin yılda bir gelir denilen türde insanlardan birisi olduğu inkar edilemez elbette. O, dünya tarihinde bizim sayfamızda bulunmasından her zaman kıvanç duyduğumuz bir dahi. Ancak unutmayalım, aynı Atatürk ki bütün ümidini bizlere yüklemiş ve muhtaç olduğumuz kudretin yine kendi içimizde olduğunu söylemişti. Bu konuda yanıldığını düşünmemiz de yersiz olsa gerek. Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önceden güvendiği bizler de kendimize en az onun kadar güvenmiyoruz. Atatürk her adımında, yaşayışının her anıyla, varoluşunun bütünüyle bizlere başka hiçbir yerde bulunmayacak derslerde değerde dersler veren eşsiz bir lider. Bu ülkenin ebedi babası. Bedenen aramızdan ayrılışının 84. yılında ona en az ilk günkü kadar güçlü bir sevgi ve saygıyla anıyoruz. Teşekkürler. Thank you to our friend for his speech. Bıraktığın ilkelerin izindeyiz. Merak etme. Kimse bozamaz birliğimizi. Hiçbir sebeple. Hep yaşayacak atam. Bu vatan seninle, söz veririz. Her 10 Kasım saat 9:05 gece. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im. Hey, büyük büyük denizlerim vardır benim. Hürriyeti içmiş dalgalarım, hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır. Ulusumun yanında sevincim, ben Mustafa Kemal'im. Hey. Geçmişten geleceğe Atatürk isimli oratoryalarını canlandırmak üzere okulumuz 6. sınıf öğrencilerini sahneye davet ediyorum. I invite 6th grade students to the stage to perform their oratorio named Atatürk from past to the future.
Thank you to our friends for their performance. Hala o acıklı atlar dudaklarınızda, hala on kasımlarda oturmuş bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın. Uluslar fethine çıkıyor dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. İşaretli Likoro gösterisi ve 10 Kasım sabahları isimli şarkı performanslarını sergilemek üzere okulumuz 3. sınıf öğrencilerini sahneye davet ediyorum. I invite the 3rd grade students to the stage to perform their sign language choir performance and the song performance named 10 November Mornings.
Thank you to our friends for their performance. Bir bulut inmiş beyaz, karlı dağlar başına. Her 10 Kasım sabahı bir ateş düşer döşüme. Neredesin ey atam nerede? Sensiz millet öksüz burada. Sanat, ilim, fen seninle. Olmak isterdim inan ebediyen seninle. Şimdi okulumuz lise öğrencilerin hazırladığı video gösterisini izleyeceğiz. Now we will watch the video show prepared by high school students of our school. Akademisinden vatan sevgisiyle çıktı yola. 34 yaşında Çanakkale'de şarapnel isabet etti göğsüne. Gecenin en karanlık olduğu anda bile hiç vazgeçmedi. 38 yaşında küçük bir vapurla kurtuluşa, aydınlık ufuklara açıldı. Esarete gelmez bir milletin önünde Kocatepe'den Afyon Ovası'na yürüdü kırık belinde. Ayağında Anadolu'nun tozu, silah arkadaşlarıyla kol kola al sancağı çekti İzmir'e. 42'sinde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedi, cumhuriyeti kurdu. 53'ünde dünyanın en güzel ismini verdiler ona, Atatürk oldu. 57'sinde bir 10 Kasım sabahı sonsuza dek parlayacak yıldızı oldu milletine. O gün bugün bize hediye ettiği cumhuriyet gibi ilelebet manidar. Çünkü insan kalbi attıkça değil, kalpler onun için attıkça yaşar. Mustafa Kemal'in hayatını bilmek yetmez. Mustafa Kemal'i vatan gibi sevmek, Mustafa Kemal'i hava gibi sevmek, Mustafa Kemal'i su gibi sevmek ve dahi Mustafa Kemal'i ekmek, aş bilip sevmek. Yani Mustafa Kemal'i yaşam bilip sevmek gerek. 10 Kasım ve Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim isimli şarkı performanslarını sergilemek üzere okulumuz 5. ve 8. sınıf öğrencilerini sahneye davet ediyorum. I invite the 5th and 8th grade students to the stage to perform the song titled 10 November and I Loved You Without Seeing You.
görmeden sevdim. Sesini hiç duymadan hissettim. Yokluğun belki de ilk hüznümdü. Atam sana kavuşmadan özledim. Thank you to our friends for their performance. Şu sulanın ufak tefek yolları, ağrıdan sızdan tutmaz elleri. Tepeden tırnağa şiir dilleri, yiğidim aslanım burada yatıyor. Şimdi okulumuz lise öğrencilerinin 10 Kasım performanslarını izleyeceğiz. Now we will watch the November 10 performances of high school students. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın
ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Birçok giden yolun kilinden çok seneler geçti, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Birçok giden memnun ki söylemek istiyorum. Yaktın, ah yaktın beni.
gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inat, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan, uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim masum beyaz bir kağıtta seviyorum. İyiydim aslanım.
Sevdim bir genç kadını, ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek, gitti o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deli zengin şu ufuklar örgün, bin elemle doğuyor her yeni gün. Yarın olsun yarın olsun diye bekler soluyor. Neye baksam ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu. Verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deli zengin şu ufuklar örgün, bin elemle doğuyor her yeni gün. Yarın olsun yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor. Thank you to our friends for their performance. Törenimiz burada sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.